Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok gösterişli olan güzel iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. İki renk ip kullanıyorum arkadaşlar. İkisi de bebe yünü. Şişlerimde ipime uygun şöyle üç buçuk numara. Hemen modelimizin yapılışına geçelim ilmeklerimi attım hazırladım arkadaşlar şöyle küçük de bir lastiğimi ördüm ben mavi iple hazırladığım lastiğimi dilerseniz kremle de hazırlayabilirsiniz ben teklik lastik üzerine kuracağım desenimi sizler sevdiğiniz lastiklerden örebilirsiniz şöyle krem ipimi de kenara bağladım hazırladım her bir desenimizi 5 beş ve 5'in katları artı 4 ilmek atıyoruz 5 5 5 ayarlıyoruz daha sonra 4 tane fazla ilmek attık mı modelimizi kuruyoruz burası benim örgümün ön yönü ön yönünden hemen desenime başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve işimize başlayalım rengimi değiştiriyorum şöyle renk değişimi yaptım bu kenar ilmeği olduğu için şunu da kenara sıkıştırdım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi iki tane düz örüyorum. 2 tane düz. 1 2. 2 tane düzümü ördüm. Bir tane de kenarda ilmeğim var. Onunla beraber 3 oldu. Bir kez arttırdım. 1 2 3 taneyi birden kestim. Bir kez arttırıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Bakın. Bura kadar bir desen. Arttırdım. Üçünü bir kestim. Ve arttırıyorum. 2 tane düz örüyorum 1 ve 2 buraya kadar da ikinci desenim oldu şimdi arkadaşlar şöyle buradaki düzler başa kadar direklerimiz arkadaşlar o iki ilmek hep arkada da önde de düz gidecek bir kez arttırdım bu üçünü bir kestim bir kez daha arttırdım yine burada üç ilmeğim oldu iki tane düz ve kenar ilmek. Bir tane bu kenara koydum. Bir tane de bu kenara koydum. Şimdi çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ilmeğim hep düz gidecek. Önce bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 düz. Arttırdığım ilmeği ters ördüm. Üçünü bir kestiğim ilmeği de ters ördüm. Arttırdığım yine ilmeğim vardı. Onu da ters ördüm. 3 tane ilmeğimi ters örmüş oldum. Şimdi ne yapıyoruz arka yönde? 3 ters, 2 düz. 2 düz. 3 ters. 2 düz. 3 ters. 2 düz ve kenar ilmeğimi de ördüm çeviriyorum daha belli değil bir tane desenimi kurdum şimdi bir desen daha kuracağız hemen renk geçişimi yapıyorum Bıraktım. iki tane düz örüyorum bir 2 Bir kez arttırdım. 1 2 3 tane ilmeğimi kestim ve bıraktım. Bir kez arttırdım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir kez arttırdım. 3 ilmeğimi birden kestim bir kez arttırdım iki tane düzümü ördüm bir kez arttırdım 3 ilmeğimi birden ördüm bir kez arttırdım iki tane düz şöyle çeviriyorum örgümün arka yönündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım Şimdi bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bunlar arkada da önde de hep düz direklerimiz. Başa kadar direk. 2 düz 3 ters. Arttırdıklarımı da öreceğim. Ortadaki ilmeğimi de ördüm. 3 ters. 2 tane düz. 1 2 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 1 2 2 tane ters 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters şeklinde arka yönde bu şekilde çalışıyoruz kenar ilmeğimi de ördüm mavi ipimi de bıraktım şöyle bir kez daha çıkmak istiyorum kremle baştaki ilmeğimi renk geçişi olduğu için her zaman örüyorum şu şekilde değiştiriyorum hafifte de sıktım iki tane düzümü örüyorum önce 1 ve 2 arttırdım 3 ilmeğimi birden kestim arttırdım iki tane düz Arttırdım bu üç ilmeğimi birden kestim. Arttırdım iki tane düz. Arttırdım üç ilmeğimi birden kestim. Arttırdım iki tane düz. Evet bu kadar kolay bu kadar güzel bir model. Şöyle hemen göstereyim büyük parçamı da göstereyim arkadaşlar. Akşam şöyle oturdum iki renkli güzel bir Model başlayayım dedim sizlere umarım beğenirseniz hemen büyük parçamızda gösterelim daha sonra videomuzu sonlandıralım büyük bir parça bunu ördüm gerçekten hem çok kibar hem de çok gösterişli güzel bir model oldu elinizde kalan küçük küçük parçaları bu şekilde örerekten her sırada değiştirip çok güzel arkadaşlar battaniyeler bebek yelikleri çeketleri yapabilirsiniz sadece bebek örgülerinde değil anne örgülerinde çeyizlik örgülerinde kullanabilirsiniz çok güzel bir model sadece iki renkli değil batik iplerinizde yani ebroli iplerde de rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir model Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber başlar örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.